sen aç gözlerini yavrum. Ben yanındayım anneciğim. Hande. Yeni haberim oldu. Geçmiş olsun. Durumu nasıl? Doktorlar bekleyeceğiz diyor. Öylece yatıyor işte. Yanır değil mi? Mert. Canım oğlum. Lütfen uyan. Efendim. Demin de izah ettiğim gibi. Gördüğünüz üzere konuşamıyor. Bir konuşabilse. Şimdi size kendisine nasıl çiçek gibi baktığımı anlatır. Değil mi kız? Canım beni. Boynun altında kalsın inşallah Kemal. Pis yalancı. Konuşamıyor da. Ondan böyle suratını asıyor. Bak vallahi de billahi de. Morali düzelsin, neşelensin diye elimden geleni yaptım. Böyle türlü komiklikler, şakalar. Adeta tek başıma bir sirk oldum. Peki, bunun karşılığında o insafsız kızı ne yaptı? Gelip anasına bakmadığı gibi gitti bir de beni polise şikayet etti. Bakın memur bey, şu kadınla şu çocuklara iyi bakın. Başlarında ben olmasam bu gariplerin hali nice olur. Ha, ben onlar için saçımı süpürge ettim beyefendi. Cefakar bir insanım ben. Hayır, o kızın yaptığı şey çok zoruma gitti. Neyse, geçelim bunları bir kalem. Ben size evlatlarımı takdim edeyim. Bu benim yavrum evladım Büşra. Bu da benim evimin direği Metin'im. Metin. Nice to meet you de bakalım amcana. Müşerref oldum de, müşerref oldum de. Üvey baban seni neden okula göndermedi? Ya ben hastayım da o yüzden okula gitmiyorum. Rapor var mı? Doktora götürmediniz mi çocuğu? Eczaneye götürdüm, ilaç verdiler. Sağlık ocağına da götürdüm. Ama çok sıra vardı, bekleyemedik. Evin hali malum. Evde bir çocukla yatalak bir kadın var. Beyefendi, Allah sizi inandırsın. Çişe bile koşturarak gidip geliyorum. Canım tamam. Çocuğu okula göndermedim. Göndermedim de sorun bir niye göndermedim. Ben onu okula insaniyet namına göndermedim. Bizimki zaten mikrobu kapmış. Bir de okula gönderseydim de elli alemin suçu günah olmayan çocukları da mı hasta olsaydı? Peki ben ne yaptım? Evde kendime göre bir karantina ortamı oluşturdum. Burada tutuyorum. Ya ne yapsaydım efendim? Olmaz öyle. Doktor yazmadan ilaç verilmez. Siz sağlık ocağına falan götürün çocuğunu. Götürürüm. Böyle insaniyetli bir komşum gelsin, bir saatçik başlarında beklesin, ben evladımı sırtıma vurduğum gibi koştura koştura götürürüm hastaneye. Anne ben çok yoruldum. Her işi bana yaptırıyorsun. Ah, ne ayıp. Böyle denir mi? Yapacaksın tabii. Ben seni tembel mi yetiştirdim? Tamam kızım. Sen geç otur dinlen biraz ha. Ne dinlenmesi canım? Değil mi? Çalış biraz hadi. Al şunları su doldur. Benim evde bir
tek elbiseler kaldı, bir de mutfaktaki eşyalar, o kadar. Başka bir şeyimiz de yok zaten. Bir de o koltuklar dökülüyor, çok eski. Eskiciye vereceğim, tamam mı? Tamam canım. Nasıl istiyorsa canım, öyle yap. Fatullah, Songül de beni yanlış anladı. Yani ben bunları çeyizine koysun diye dedim. Yani günlük hayatta kullanıyor. Eskiyecek. Hatıra onlar. Tamam. Ya sen onu hoş gör. İdare ediver biraz, olur mu? Hoş görüyorum zaten. Ama bil diye söylüyorum. Sonuçta karı koca olacağız. Aramıza gizli saklı kalmasın.